İçi de bile %60 kişisel bozukluğu var bu adamın. Lan sen nereden biliyorsun benim kişisel bozukluğum olduğunu? Ben kişisel bozukluğum olsa zaten ben buraya çıkmazdım. Şimdi kişilik bozukluğu olan varsa bunun tanımlamasını yapacak bizleriz ama sizsiniz. Kişiliklisin çünkü. Ben mi? Ya kafan bir gidiyor bir geliyor senin. Ne yaptığın farkında olmuyorsun. Ya bir saniye arkadaşlar ya lütfen bir oturun. Bir takkiyi önünüze koyun bir düşün. Bir yıldır yalan dolan yapan, rol yapan ikinizsiniz. Siz ikiniz Tuncay'ın karşısında biz arkadaşız numarası yapmadınız mı? Sen sadece bu adamı... kendisini iki defa gördüm ben. Tamam. Arkadaşı olarak seni Tuncay'ın yanına sokmadı mı? Bir de cesaretine de hayranım. O kadar sen niye gelip Tuncay'a yardım ediyorsun ev taşırken? Sen de insanların karşısında masum duruyorsun. Ben mi masum duruyorum? Eray. Sen masum duruyorsun. Hastalığına prim yapmaya çalışıyorsun insanların karşısında. Ben zaten masumum. Eraycığım. Ben ne yaptım? Kaçan giden sensin. Adamına giden sensin. Ben neredeydim? Hangi kadın boşanmak için evlenebilir değilim. Ya? Ben yine önde şeyim. Bunu olsaydı gitmezdim. Çare arıyordum ben kendime, çare. Yine olsa yine kaçırdım, tamam beyefendi. Lan beyefendi diye konuşup durma bana. Normal tamam konuş bak, Tuncay'da. Fark etmez. Senin üstü buna ben bir şey demek istemiyorum. Nasıl hitap ediyordun? Kaçmadan önce nasıl hitap ediyordun? Tuncay abi. Ben kendisine beyefendi olarak hitap ediyorum Esra Hanım. Yani kaçmadan önce tanıştığında ne diye hitap ediyordun? Tuncay abi diyordum yani zaten iki tamam, defa gördüm. Tamam gene Tuncay abi demeye devam et. Bak nasıl ağzında eğriti duracak. Demiyorum yani artık ona bile layık değil adını bile söylemek istemiyorum. X kişisi sadece. Eray oğlum siz ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Bir... Zaten Aybüke ile görüşürken de X kişisi olarak tanıtırdım ben. X derdim yani adını söylemezdim. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Tamam mı? Bu seni de bırakır gider şimdi yavrum merak etme. Sizin yaşlar 24 ama. Çok iyi ben hiçbir şekilde rezil değilim. Tuncay girme. Ben bir Eray ile konuşmak istiyorum. Oğlum senin yaşın 24. Evet Esra Hanım. Sen kendini kaç yaşında hissediyorsun? 24 yaşında olduğumu hissediyorum ben. Kendi yaşımı hissediyorum yani Esra Hanım. Bu. Kendi yaşını hissediyorsun. Evet. Tuncay'cığım birini sevebilirsin. Yani bu arada Aybüke Hanım hayatınızdaki ilk kız arkadaşınız mı? Aybüke Hanım mı? Yok öncesinde birkaç ilişkim olmuştu ama ben ilk defa Aybüke'ye aşık oldum. Ne hamle bela gibi bunu araştırmadım sormadığım adam kalmadı. Ya Aybüke Hanım'a aşık bir şey oldunuz. Diyeceğim. Evet ufak bir şey oldu. Bir saniye Esra Hanım bana kendin geçen istek atıyorsun Instagram'dan. Niye bana yaptın? Çocuğumu göster diye ben seni arıyorum nerede çıkıyorsun? Niye attım? Niye attım iste? İsteği kaybetmeyeyim diye attım ben. Tehdit mesajı var ondan Esra Hanım. Ondan sonra da diyorsun ki orada oturup yok okuyabilirler telefonumu vereyim. Bir tane tehdit mesajı yok. Telefonumu vereyim. Eray Bey birinden birine yönelen. Niye? Orada bana dedin ya yanıma çağırıyorum seni diye. Ben orada ne dedim sana biliyor musun? Ölüler dedim yaşamaz dedim. Ölülerin fotoğrafı olmaz dedim. Ben lafımın arkasındayım. Yanıma çağırıyorum demedin evet, mi? Evet dedim. Yakında gelirsin yanıma o zaman tanışırız seninle dedim. Ama bu tehdit meselesi değil. Sen bu yaptığından pişman olacaksın. Paşa paşa geri döneceksin anlamında mı söyledin? Evet. Yani bu hevesini sizin 3 günlük 5 günlük. Ben telefonumu verebilirim bakabilirler. Bütün notlar duruyor. Şimdi, benim yalanım yok. Ya şimdi sonrasına bakmayın o gün eşiniz geliyor. Bak siz buna kader diyorsunuz ya sevgi kaçıyorsunuz. Bak kaderiniz nasıl kader ağlarını örüyor. Değil mi? Telefon geldi eşiniz eve geliyorum diyor. Siz Eray'ı arıyorsunuz değil mi Eray? Yanlışsa düzelt lütfen. Evet. Bizim eve gel halıyı al diyorsun. Sen halıyı alıp gitmiyorsun evde duruyorsunuz. Yani beyefendi de gelse burada Aybüke'de korku halıcı, olsa. Halıcı. Hanımefendi sadece Aybüke özel bir şey değil. Diğer müşteriler de yardım edilecek durumda yardım kola ediyorum. Kola içiyor musunuz beyefendi? Belfit olanlar oluyor. Siz, yaşlı müşterilerimiz oluyor. Evde kola içmişsiniz. Ya, halıcı gelir halıyı alıp şunu gider. Şunu söylüyor benim tütün o evdeki, evdeki varlığım. Gelen kişiyi rahatsız etmez. Biz zaten kurum olarak evet. Bu hizmeti veriyoruz. Hemen halıcı rolüne girer. Tuncay abisine ben halıları almaya gelmiştim der çıkarım diyor. Yani çok etik dışı bir davranıştan adamlar bahsediyorlar. Adamlar her şeyi düşünüyor. Plan proje sıfır adamlarda. Beyefendi içinize kadar sinmişler zaten. Adamlar siz yüzüme baka kaçıp, baka bildin. Siz Karagözü Hacivat oynamışlar. Uşağı niye tercih ettiniz? İzmir'e gidecektik Esra Hanım. Yani rotada Uşak oldu, Uşak'ta kaldık. Uşak'ta kaldınız. Evet. Nerede kaldınız Uşak'ta? Uşak'ta kiralık evdeydik. Şu anda hala devam ediyoruz. Kiramız devam ediyor. Hı hı. Paranız bitince? Yani şu an iş arıyorum kendimi. Aybüke de yani çalışmak istiyor. Hı hı. Allah yani yardımcımız bizim. Hiçbir şekilde utanmıyorum ben. Anladım. Para Esra bitince abla. Arabada kaldınız mı hiç?
Araçta birkaç gün kaldık. Uşak'ta zaten ev sıkıntısı vardı. Apart evlere falan baktık. Hı hı. Yani kiralar aşırı yüksekti. Biz uygun bir kiralık ev bulduk, geçtik. Ama birkaç gün çocuğun söylediği doğru. Biz arabada kaldık dedi. Arabada birkaç gün kaldık, evet. Araba ama size yani ait değilmiş. Bakın anneniz de bu konuda evet, şikayetçi olacak. Evet, babanızın arabasını çalmışsınız. Eniştenizin arabası sanırım. Araba eniştemin değil, babamın arabası. O arabada benim de hakkım var. Eniştemin sadece isim hakkı var orada. Babamın parası yani. Esra abla. Kimin üzerine kayıtlı? Ona onu söyleyeyim. Eniştemin üstüne kayıtlı tamam, ama. Tamam, enişteniz şimdi gitse arabamı Eray kaçırıyor dese arabayı geri alır mı? Tabii gelip alabilir, sorun değil. Çaldı dedi diyebilir yani. Çalma durumu yok yani. Vekalet vermişti bana çünkü. Annenlerle vedalaştın mı? Annenlerle vedalaştın mı giderken? Annemlerle vedalaşamadım. Kuzenler dedim zaten Esra Hanım. Onların evinde son kez gördüm işte. Ondan sonra kalkıştığımız planı gerçekleştirdik, bu yani. Ne kadar süredir planlıyorsunuz bugün Aybüke? Bu plan yani nasıl diyeyim, kuzenlerimin evinden önce işte gitmeden önce görüştük yani, kafamıza koyduk yani. Bir ziyaret edip çıkacaktım, öyle yaptım. Ailemi eve bıraktım, gittim Aybüke'yi aldım çıktık. Pişman mısın? Pişman değilim, yine olsa yine yapardım, seviyorum çünkü. Sevdiğin için her zaman yaparsın. Tabii ki. Esra abla, dün ben yayına peki çıkmadan önce beni emniyetten aradılar. Çocuğumun için. Ben çocuğu acile kaldırdım. Benim çocuğum iyi değil. Bak gerçekten iyi çocuğu değil. Çocuğu mahveden sensin zaten. Çocuğu doğru çocuk söylüyorum. Çocuk 4 yaşında. Çocuk arabada kaldığı için mahvolmuş. Aybüke başkaları şey yaptığı için. Onu da anlatacağım. Ne yaptı sen için? Bir konuşma. Bir konuşma. Sus. Ne demek istiyorsun bir lan sus, sen? Bir sus. Terbiyesizlik yapma. Sen terbiyesizlik yapma. Acile kaldırdım abla 112 ile. Emniyete bildirdim. Annesi bu şekil yapmış diye ses kayıtları var çocuğumun. Dün ben yayına çıkmadan beni aradılar emniyetten. Polis veriyorlar yanıma. Merzivan'a gittiğim zaman çocuk adli kontrol şartıyla psikoloğa gidecek. Çocuğum hiç iyi değil. Abla söz dinlemiyor. Çocuk senin yüzünden iyi değil. Niye benim için yüzümden iyi değil? He? Eray'la ben arabada kaldık diyor mu çocuk? Diyor. Çocuğa Eray baba dedirmişsin. Bana küfür etmeyi öğretmişsin. Senden çok iyi babalık yapar Memnun Efendi. Sen Eray çok Bey, güzel bak, babalık haddinizi, yapar. Haddinizi, hududunuzu, sınırınızı bilin. O çizgiye geçmeyin. Sen çok güzel babalık yaptın ya. Lütfen konuştukça da batmayın. Çocuk benim yanımda bir ay oldu. Bir öyle aydır gidip de bir anne kelimesini duymadım. Yiyecek almakla bu babalık ki, olur mu ya? Bu kimle? Bakma. Bu kimle? Çocuğu benim inşaatta iş ediyor. Bu kim? Bana bir açıklamasını yap. Ne zaman iş etmiş lan? Hiç aslı yok. Çocuğun ses kayıtları var. Çocuğun ses kayıtları lan, var. Lan görüntün var mı elinde görüntün? O da olacak, merak etme. Çocuk psikoloğa gidecek. Polis Esra Hanım bunun asla asları yok yani. Merak etme. Kendine bir şey bulmuş yani. Böyle yaprak gibi Aybüke, evliliklerde... Bana acımalı olsaydım o gün. Aybüke, evliliklerde insan aslında hastalık döneminde daha çok yardımcı olmak ister ama sen bu son bir yılda aslında tam tersi bu evlilikten kopan insansın. Ben yeterince onun yanındaydım Esra Hanım. Güzel miydi peki bu hastalığa çıkana kadar evliliğiniz? İlk başlarda zaten evlendiğimiz zaman her şey güzeldi. Ortalara doğru kendisinin ne olduğunu gördüm ben. Ne kendisi? Bebeğim aşkım diye bana her şeyi aldırttırıyordu. Sabahları beşte beni börek poğaça aldırttırmaya gönderiyordun soğukta. Onları niye söylemiyorsun Aybüke? He? Öyle bir şeyler almakla kocalık olunmuyor. Nasıl olacak? Ama nasıl olacak? Mesela sen dün söyledi diye bana çok komik geldi. Cipsini yerken kimsenin seni rahatsız etmesini istemiyor musun? Alakası yok Esra Hanım. O benim çocuğum, tabii ki yiyecek. Ben bir anneyim, onun yediğinden mutlu olurum ben. Bununla alakası yok. Kendisi orada kurutu yapmasın boş boş. Hayır, diyor ki benim karım diyor zaten cipsini yerken çocuk rahatsız ettiğinde ben çocuğa kızardım diyor. Bu mesela çok abes ya, geldi. Ya yiyecek dediğiniz ne ki Esra Hanım, Allah aşkına siz de annesiniz. İki tane alır. Yiyecek yani dediğiniz ne? Ben paket paket alıyordum o çocuğa cipsi yesin diye. Paylaşıyor muydun Aybüke? Paylaşıyor muydun? Bir de bunu iyi örnek gibi söylüyor ya. Paylaşıyor muydun sen ya? Sen paylaşıyor muydun ya, Allah aşkına? Kendi ya ben her şeyimi söyle paylaştım ya senden lan. Şey ben sana her şeyimi paylaştım lan. Lan hamileydin. Kalkıp bir yerden bir yere gitmiyordun. Kapılara kustun, halılara kustun. Ben onları sildim lan. Lan yalan konuşma lan. Lan sırtlarım ben ağrıyor demeyeyim diyordun. Sırtlarım. Eray'a da diyor muyum sırtların ağrıyor? Ben sana dokümanları çıkartayım eczanede. Ben sana paket paket inne aldım inne. Ha, ailem bana bakmadı. Ailem bana bak. Ailem bana. Yalan makinacısı gibisin. Yemin ediyorum yalan makinacısı. Seni makineye bağlasalar yemin ediyorum makine durur ya. Bu adam kötü bir adam diyorsun. Son gün vedalaşırken sarılıp öpüyorsun. Evet. Niye? Niye gidecek?
Çünkü gidecek. Şeytan planını yapacak çünkü. Yani gidecek, aslında sizi zaten. Sarılıyor. Evet. Öpüyor. Evet. Seni çok seviyorum evet. diyor. Eray'la ikisi, Eray kolay doğru getiriyor. Doğru mu bu? Tamam kabul Abartıyor ediyorum. Mu? Doğru. Hayır doğru. Sarıldım, öptüm giderken, uğurladım. Ama aradan birkaç gün sonra sülalesi sürekli benim arkamdan konuşuyordu. Benim ona verdiğim değerlere karşılık bunun akrabaları benim arkamdan konuşunca kocasını bu hale karısı getirdi diye ben daha fazla dayanamadım. Halbuki bundan evden kaçıp gitmişsin maske adamına. Sen sana bir susana ya ben seni vardım olmuş şu anda sen bir susana. Çiçek mi verecekler insanlar sana evet. madalyan verecekler. Hastalığının sebebi Halbuki diyorlar. Bu Zonguldak'a gitmeden 6-7 gün önce ben çay demleyeceğim. Çayın her iki damlaya da su doldurdum. Altını bana sormadan kapatmış. Ben dedim ki her insan gibi bana sormadan niye kapattın dedim. Bu hani normal olarak bir bayan olarak sesim çıkmış olabilir o an. Çocuk da yanımda, yatak odamdayım. Bu küfür ederekten beni duvara fırlattı. Ondan sonra çocuk da oradaydı. Aynı küfürü çocuğa söyleyip çocuğu da yere fırlattı. Sana aslında hakaret etti. Ya sürekli hakaret ediyordu Esra Hanım. Sürekli şiddet uyguluyordu. Hem fiziksel hem psikolojik şiddet görüyordum kendisine. Oradan tutup da iğne alıyordum, şunu alıyordum, bunu alıyordum diye konuşmasın. Almıyor muydum Halbuki? Ya iğne almakla kocalık olunuyor mu? Allah'ım ya Rabbim lan nasıl olacak kocalık o zaman? Sevgini gösterdin mi bana? Lan tepemde mi gezdireceğim seni? Omzuma mı alıp gezdireceğim? Aa, bak işte. Ne yap yani? Allah'ım ya Rabbim. Yok, nasıl kocalığını gösterecek? Aşkım, canım, bir tanem, sevgilim mi diyecekti sabahtan akşama kadar? Lan kendine saçlara aldırttırdın saçlara. Taksidini de bana taktın gittin. Niye? Onu niye söylemiyorsun? He? Gülen de böyle. Hey 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 gülen. Ben de güleyim. Güzel. Hayat gülmekle geçiyor zaten. El aleme rezil ettin bizi. Rezil ol. Eray'ı da görsün herkes. Görsün. Görsün ben buraya. Görsün. İlezir olun ben diye sana geldim ne dedim? Zaten. O dedim aldığım ürünlerin ücretini dedim ben ödeyeceğim dedim. Orayı aradım. İbanını istedim. Neyle ödeyeceğim? Sen neyle ödeyeceksin? Ben babana çalışıyorum. Babam da bana destek çıkıyor. Ben hasta ya, da olsam... Ben bak, gittikten sonra destek çıkar tabii. Hasta da olsam bak hasta da olsam ben hasta size çalıştım da baktım. Defterine ya ben gibi. Çalışmadım mı? Onu da söylesene insanlara. Ha? Halbuki. Yağmurun bak, pisliğin içinde hangi kadın soruyor mu hepinize hanginiz çalışır yağmurun pisliğin son içinde? Son zamanlarda bak. Sen kaldırabilir misin abla 30-40 kilo odunları? Bak son zamanlarda... Ondan sonra bana diyor ki ben diyor seni zorla mı götürüyordum diyor. Ben bacağım ağrıyor gitmek istemiyorum Tuncay dediğim zaman beni zorla kaldırıp da götürüyordur. Halbuki bak burada yalan konuşmayalım bir anlaşalım burada. Ben sen yalan bana, konuşmuyorum sen gerçekleri bana son söylüyorum. Zamanlarda bak son zamanlarda ne dedin? Ne dedin? Ben mi gezeyim kafamı dağıtayım dedin. Doğru mu? Bunu alıyordum çünkü. Doğru mu? Ramazan ayında gezeyim dedin. Doğru mu? Bunu alıyordum çünkü ben benim hakkım değil mi? Malım ya iyi niyetli olduğum için sana ihtimal veremedim çünkü yapacağını ve... Benimden izin aldın. Geziyorsun ya süslendi pise saçlar ya. Bu adamınla geziyormuşsun. Yazıklar olsun nerede? Sana. Delillerin nerede? Delillerini göstersene bana. Var mı kamera kayıtların? Var. Üçüncü ay 20'inde fatura çekmemişsiniz mi Halbuki? Sosyal medyada var. Ortak hesap açmışsınız. Saçını ben boyatmadım mı senin? 500 lira vermedim. Üçüncü ayın 20'si. Instagram kullanmayı bilmiyorsun. Üçüncü ayın 20'si diyorsun. Aa ben her şeyi kullan. Tamam mı? Sessizim ama her şeyi yaparım ben. Merak etme. Ben kötü bir şey yapsaydım zaten bu programa gelmezdim. Başka bir şey yapardım size. Şimdi... Çocuğum nerede? Çocuğumu getir bana sen. Ne yapacaksın sen çocuğunu? Çocuğumu getir. Sen ben senin eline bırakmam onu. Çocuğunu göremezsin Halbuki. Öyle bir dünya yok. Velayeti şu anda bende. Nerede velayeti var? Biz boşandık mı? Açsınlar baksınlar geçici velayeti bende. Boşandık. Zaten akşamları... Nerede geçici velayet sende? Savcı oluyorsunuz, E-Devlet'ten hakim bakabilirsiniz. Geçici velayet hakkını ne zaman aldın? Boşanma davasını açtığım zaman aldım. Uşaktan açtığın için. 11. maddede yer alıyor E-Devlet'ten baktığınız zaman. Anladım. Tamam. E-Devlet'inden bakarız. Sizde olan geçici velayeti sizde olan çocuğu babaya verme. Niye? Vazgeçtiniz ve verdiniz. Hani kendisi dün diyor ya emniyete falan gitmedim ben diye. Ben hasta olduğu için ameliyat olacak. Bakın o haklarınızı elde ediyorsunuz. Çocuğunu götürdüm. Bak problem şurada biliyor musunuz? O haklarınızı elde ediyorsunuz ama nefsiniz için o elde ettiğiniz hakları falan vazgeçiyorsunuz. Nefsim için de işte bunu tüm insanlar şu anda tüm Türkiye yanlış anlıyor bu durumu.